Beni çağırmışsınız galiba hocam. Çankırı. Gel. Sarı çizmeli Mehmet Ağa'nın tedavisi için bir kontrol grubu kuruyorum. 3 kişilik gizli bir görev grubu. Karaciğerindeki bozulmanın normal aralıkta olup olmadığını belirlemek için bir tane iyi içiciye, bir tane orta içiciye, bir de hiç içiciye ihtiyacım var. Yani bunu MR çekerek de anlayabilirsiniz hocam. Keşke öyle bir ihtimal olsaydı yapardım tabii. Ama ne yazık ki hastamızın menfaatleriyle hastanemizin kuralları buna izin vermiyor. Hocam ben bugüne kadar ağzıma sürmedim. Yani başkasını da. Herhangi birini aramıyorum ben. Herhangi birine ihtiyacım olsaydı gider sokaktan çevirirdim. İnsanların hayatını kurtarmak için söz vermiş bir doktora ihtiyacım var. Karar senin. Kaç oldu? 5 oldu galiba. 6 oldu sanırım. 4. Benim için yaptığınız fedakarlığın farkındayım. Teşekkür ederim. Kusura bakma galiba ağzımdan kaçırmış bulundum sarı çizmeli Mehmet Ağa'ya. Çankırı yaptığım fedakarlığı. Bunun benim için önemi gerçekten çok büyük. Hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Tabii tabii. Ne demezsin. Hep öyle derler. 4. rounddan sonra böyle bakalım 6'dan sonra nasıl? 7'den sonra aman ha dikkatli ol. Valla bana sarı çizmeli Mehmet Hanım samimiymiş gibi geldi hocam. Sen? Sen samimi misin? İsteye isteye mi geldin? Bu kontrol grubuna katıldın? Yoksa işi çok istediğin için mi? Bana iyi bir argüman sundunuz. Ben de düşündüm doğrusunun bu olduğuna karar verdim hocam. Yani her konuda aynı düşünmesek de ortak amaçlarda buluşabiliriz öyle değil mi? Sonuçta bir hayat kurtarıyoruz burada. Her hayat kutsaldır öyle değil mi hocam? Gamze. Nefes alamıyor, entübe etmemiz lazım. Gamze bana bak. Hava kuvvetli. Neden dememeyiz? Ateş. Bak. Nişantaşı'nı gördün mü az önce? Ateş saçmalama lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Daha önce yaptırdığım testleri kontrol ettirdim. Dişlerinin yoğunluğunu mu ölçtün? Hiperkalsemi için kestirme bir test yaptım. Ya yanından geçmiş olması gerekiyor biraz önce. Yani kemikleri kırık olmadığı için hiperkalsemiden mi şüphelendin? Bu yüzden mi 3 tane toksikoloji raporu istedin? Gizlice hap almış olabilir hasta. Beyaz önlük giyiyordu. Bana bak. Geri işe mi aldın onu? Ateş, Emre İzmir'de. Zeynep'le beraberler. Nişanlanmışlar. Aynı yerde çalışıyorlar ve çok mutlular. Ya sen neredeydin? Bu ne? Kimya deneyi. Kimya deneyi yapıyorduk arkadaşlarla. Kimya deneyi? Hı hı. C2H5. Oh. Biraz daha iyi misin? Nefes almakta güçlük çekiyordu. Oksijen ve entübasyonu reddedince mecbur kaldık. Bisiklete bindirmeye. Verdiğimiz oksijen kayıtlarda efor testinin bir parçasıymış gibi gözükecek.
Hem Gamze nefes almış olacak hem de İpek Hoca istediği evrakları alacak. Kimin fikriydi acaba bu? Ortak bir karardı. Acaba öyle miydi? Kardeşin evden kaçtığında kaç yaşındaydın? Hı? Böyle düşünmeniz için bir sebep vermedim size. Ay ay ay. Peki annen mi boşanma davasını açtı yoksa babam mı? Ancak ciğerdeki soruna odaklanmalıyız şu an hocam. Nazik ketumuz galiba. Kıpırdamıyorsun. Ne yapıyorsunuz? Perküsyon. Sorunum seslerini dinliyorum. Kulağın nasıl? İyi bir kulağın varsa sen de yapabilirsin. Öğretirim sana bir ara. Peki o zaman neden çocukken hiç arkadaşın yoktu? Hı? Konuşurken duyabiliyor musunuz hocam? Bu şekilde sadece yapısal detayları değil. Derin kütleleri de tespit edebilirsin. Peki. Oyun bitti. Ya akciğer kanseri ya da tüberoz skleroz. Kesip biyopsi yapmamız gerekiyor. Biyopsi olmaz. Kuvvetleri doktorları görür. Anlarlar. Biyopsi olmaz. Olmaz. Ne yapacaksın? Ben de vallahi çok isterdim ölmeden önce harbi açık havada bir konser vermiş olmak. Ama olmadı mı olmuyor işte. Hayallerin olmadan uzun yıllar yaşayabilirsin. Akciğerlerin olmazsa düşün bakalım. Olmalı. Tekrar et bak. Böyle güçlü bir şekilde tekrar etmeye devam edersen belki yaşayabilirsin. Kim bilir. Bitiyor bunu. Lütfen.